Class Sport TV olarak tüm Ankara takımlarımızın maçlarını göstermeye, yayınlamaya çalışıyoruz. Çok özel röportajlar yapıyoruz. Bugün de Ankara Demirspor'un Kastamonu Spor önünde aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Bahattin Güneş ve forvet oyuncusu Mustafa Tahir Babaoğlu'yla çok özel röportajlar gerçekleştirdik. Ve çarşamba günü de Ankara Demirspor röportajımız olacak. Class Sport TV izlemeye devam edin. Ankara Demirspor bugün Kastamonu Spor'u 3-1 mağlup etti. En son geldiğimiz karşılaşmada Sivas Belediyespor önünde 4 hafta önce bir mağlubiyet yüzü görmüştü Ankara Demirspor. Sanırım uğurlu geldik ki o röportajımızdan sonra Ankara Demirspor 4-4 yaptı ve yanımızda tecrübeli teknik adam Bahattin Güneş var. Hocam öncelikle tebrikler. Çok teşekkür ederim duygularınız için. Klas Spor'a bu anlamda ben de çok teşekkür ediyorum çalışanlarına. Allah razı olsun. Maça gelince hakikaten zor bir maçtı. 6'da 6 galibiyet olan bir Kastamonu Spor. Şehir takımı. Potansiyeli iyi. İyi oyunculardan kurulu. Benim takımım da çok iyi bir takım. Ben oyuncularıma hafta boyunca analizini yaptırdım. İşte nasıl oynuyor? İşte İlyas santraforları, 10 numara sakatlanan Metin Can Cici ki en önemli oyuncular 6'şar gol atmışlar. Ve bunları kilitleyip biz kenarları iyi kullanıp Süleyman'la, Serdar'la, Tahir'le, Hasan'la, Mustafa ile beraber çabuk o orta sahaya geçiş ve gol bulmamız diye söylemiştim. Nitekim de öyle oldu. İlk golde araya atılan topta Süleyman'ın takibi. Bunun gibi çok daha pozisyonlar var. Ama biz şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kazandık diye ve dile getirmek istemiyordum ama ya ben isterim ki Türk futbolunda iyi hakeme getirsin. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir temiz bir camia. Geliyorsun futbol oynamaya çalışıyorsun. 3-1 galipken bile çok sinirlerimiz geriliyor oyuncuların. 5 tane 6 tane sarı kart var. Rakibin bir sarı kartı yok ve hakem onlarla beraber oynuyor. Yine de şikayet yapan Kastamonu Spor camiası. Ben buna bir anlam veremiyorum. Tam da onu soracaktım hocam. Rakip takımın teknik adamı Ahmet Yıldırım oyundan atıldı. Sizin de 73. dakikada ve maç sonunda bir itirazınız vardı. Tam olarak neler yaşandı hocam? Ya şimdi bilmiyorum. Ahmet Hoca da çok takım arkadaşım Ankara Gücü'nden. Çok da Türk futboluna hizmet etmiş bir hocamız. Oyunculuğu da aynısı. Düzgün de bir çocuk ama sadece Ahmet Hoca değil veya biz değiliz. Demek ki orada bir rahatsızlık var ki mağlup olan da galip olan da aynı itirazları yapıyorsa demek ki sen idare konusunda ya zayıflık var sende yani. Ya futbol oynatırsan öyle güzel olur. Senin Serdar ilk devre arkadan bileğine bir basma var, kanama var. Yan hakem görüyor, öbürü görüyor. Hocam göremedik, edemedik. Yani sen bunları göremiyorsan böyle yaparsan devamında da hakim olamazsın oyuna. Böyle oyun oynamaya çalışan bir takımı da engelleyemezsin. Türk futbolunda oyun oynayacaksın, güzel futbol oynayacaksın. Taraftara diyeceksin ki bak güzel oynuyor, iyi bir maç oluyor. İki takım da zirvede. 19-18 puanlı. En çok gol atan takım. Doğru. 21 gol atan. Biz de o bilincinde futbolcu kardeşlerimi, camiayı, Ankara Demirspor camiasını kutluyorum. Temiz bir grubuz biz. Biz temiz bir camiayız. Biz top oynamaya çalışıyoruz. Bütün maçlarımızı alsınlar, seyretsinler, gelsinler, baksınlar. Bir tane bizim haksızlık, yani bize yapılan bir haksızlığa şey yaptık mı, itiraz ettik mi? Geçen hafta 3 sarı kart. Bu hafta 4-5 sarı kart. Böyle gidersek biz oynayamayız ki. Biz nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Yani bunları bak sitem ediyorum niye? Oynamaya çalışmak istiyor. Benim oyuncum oynamaya çalışmak istiyor. Yani ben onların camiasına saygı duyuyorum ama lütfen rica ediyorum ki biz iyi oyun oynayarak, biz düzgün işler yaparak, futbol keyfini vererek, taraftarımız da orada bizi seyreden, iki taraftar da seyrediyor. Hak ederek kazanıyoruz biz. Biz haksız bir şey kazanmadık. Yani maçı diyorum ben hakemlere. Bak maçın diyorum CD'si var. Alın seyredin. Eğer vicdanınız rahatsa seyredin. Ki kazandığınız maçtan sonra. Maçtan bir sistem ediyorum. Yani bu ne demek? Futbol oynamak istiyoruz ya. Lütfen genç hakemlerimiz acemi olabilir. Ama lütfen ortaya. Doğru. Doğru, kararlı. Böyle yönetilmesi lazım. Yani o anlamda da bunu söylemek istedim. Diğer taraftan dediğim gibi siz de sağ olun. Klas Spor camiasına, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Ankara Spor için, futbol için çok güzel şeyler yapılıyor. Ankara Gücü Gençler Birliği, Altındağ, Çankaya FK, bizler, Eti Mesut, bunları yani gündeme getirmek, bir Ankara futbolunu ayağa kaldırmak gerçekten çok güzel bir olay. Bunu TRT yapıyordu ama bu Klas Spor ailesine de teşekkür ediyorum. Çünkü Ankara futbolu burası mütevazı, memuru şehri. Herkes gelip güzel şeyler görmek istiyor. İyi oyuncu yetiştirmek istiyor. Benim takımımda böyle ekip, arkadaşlık, birliktelik, düzgünlük, doğruluk olan bir camiada iyi futbolcudan kurulu, ahlaklı, işini iyi yapan bir takım olarak yaratmaya çalışıyoruz. Tek tek maçlara bakıyorum.
lider mi olmuşum, ikinci mi olmuşum, aşağıda mı olmuşum hiç ona fark etmiyor. Bu maç bitmiştir bugün itibariyle. Bayburtspor maçını düşünüyorum. O maçı nasıl kazanırım? Analizin hafta başında başlıyoruz salı günü. Ondan sonra önümüze bakıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Ve yanımızda Tahir Babaoğlu var. Kendisi de maçın en etkili isimlerindendi. Öncelikle tebrikler Tahir. Teşekkürler. 7 gole ulaştın. Bugün de golünü attın. Nasıl bir maç geçti Kastamonu Spor maçı? Bizim için güzel geçti. 3-1'lik skorla kazandık. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Hafta başından beri hocamız çok iyi hazırladı bizi maça. Biz de o şekilde çıktık, mücadele ettik. Kazandık, çok mutluyuz. Kastamonu Spor bizim bu maçımız ligdeki konumumuz itibariyle çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.